Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Ödül Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzda hoş geldiniz. Arka fonu değiştirmedim. Nevşehir Kozaklı Diva Isip oteldeyiz. Oradan selamlar olsun. 57.200 için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar desteğiniz için, katkınız için. Sözü fazla uzatmayın. Videonun kısa olanı daha makbul oluyor bence. Herkes İsmail Yüksek'i konuşuyor. Milli takımımızın deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği maça İsmail Yüksek damga vurdu. İsmail Yüksek yakaladığı istatistiklerle Modric, Brozovic ve Kovacic'den oluşan orta sahasına zor anlar yaşattı Hırvatistan'ın. Hatta Hırvatistan, Allah bu nerenin ürünüymüş. Tövbe estağfurullah biz böyle bir futbolcu ilk defa görüyoruz deyince de milli futbol takımımız gurur dolu anlar yaşadı. 1-0 kazandık. Maça ilk 11'de başladı. 86 dakika sahada kaldı. Zeminde basmadık yer bırakmadı. Ve 24 yaşındaki futbolcu güzel oyununu istatistiklere de yansıttı. Euro 2024 elemelerinde iki alanda rekor kırmış. Bakın Real Madrid, Manchester City gibi takımlarda top koşturan futbolculardan kurulu Batistan orta sahasına büyük üstünlük kuran İsmail Yüksek maçı 8 top kapmayla tamamladı. Ve Euro 2024 elemelerinde bu sayıya ulaşan ilk futbolcu. Bir maçta 15 artı 2'li mücadele, 10 artı sahipsiz top kazanan da ilk borcu oldu. Ve adeta tek başına geçti. Ye, e, tek başına Hırvatistan milli takımının tamamından 7 defa daha fazla top kapmış İsmail Yüksek. 8 kez. Ve Modric, Brozovic, Kovacik üstünün tamamından ki 13 daha fazla ikili mücadele kazanmış. 16. Vallahi bilmiyorum. Şimdi Arda Güler diyordur. Vahale Modric abi ne oldu paşam? Sizde o orta sahada öttüren eleman var ya. Ya hiç adını hatırlatma. Lanet gelsin. Nereden bulduk bu çocuğu? Ha işte o da Fenerbahçe'de. Kaç yaşında? 24. Kaç milyon euro eder? Yaşı kadar. 24 milyon euro. Hadi inşallah. Polonya'da Şimanski övgüsü milli takımın kahramanı. Şimdi İsmail Yüksek orada yaparken Polonya'nın Faroe Adalarını mağlup ettiği maçta Takımı adına bir gol kaydeden Fenerbahçe futbolcusu Sebastian Szymanski maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Polonya basınının başarılı oyuncu için attığı Polonyalıların kahramanı manşeti manşeti ise gündem oldu. Zor şartlarda oynadık. Tüm takımı tebrik ediyorum. Bu kadar kısa sürede kulübümüzdeki oyunumuzu milli takım aktarabilmemiz çok güzel. Umarım bu yolda devam ederiz. Aldığımız 3 puanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz dedi. Zielinski ile olan uyumuna değinen Szymanski Zielinski ile çok iyi anlaştığım gerçeğini saklamayacağım. Maçta işbirliğimizi çok güzel sahaya yansıttık. Birbirimize daha yakın oynadık. Bu böyle devam ederse performansımız daha da artacak diyor. Bu diyeliniz ki kaç yaşındaymış? Kaç milyon euroymuş? Eğer Alalım bunu ya. Vallahi bunu alalım. Napoli'deymiş. 35 milyon euro. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Vallahi bak. Merkez orta saha. Ya şaka yapmıyorum arkadaşlar. Gerçekten diyorum. Şimanski göndermiyorsak bunu alalım. O maçta 3 gol 3 asist yapmış. Gerçekten bak soruyorum. Bir, şey, bir de bir şey söyleyeyim mi size? Biz aslında bu arkadaşa bir deneme yaptık. İnanmayacaksınız biliyorum ama deneme yaptık. Neyse. Çok iyi anlaşıyormuş. Polonyalıların kahramanı Fenerbahçe'nin yıldızı için. Polonyalıların kahramanı başlığına. Yıldız oyuncuya 6 puan vermiş Polonya basını. Şimanski Manski şu ifadeler kullanmış. Sahanın en iyilerinden biriydi. Diyelinski'nin attığı pası iyi değerlendirdi ve skoru 1-0'a getirdi. Milli takım kaptanıyla iyi bir işbirliği yaptı ve harika bir oyun sergiledi. Formda olduğunu bir kez daha kanıtladı diyorlar. Hadi hayırlısı bakalım. Şimdi Şimanski'ye dev talip var biliyorsunuz değil mi? Manchester United. Size şaka gibi geliyor. Hocam Manchester'ın devliği mi kaldı Allah'ını seversen ya. Sezon başında Arda'ya gitti. Ardından yine Şimanski geldi. Şimanski performansıyla yüzleri güldürdü. Piyasa değerini cortlattı. Menajeri ne demişti? Kulübün ondan 30-40 milyon euro para kazanabileceğini düşünüyorum. Ama bence o paha biçilmez bir yıldız demişti. Ve yeni bir talip daha oluştu. Manchester United. İtalyan ekibi Napoli'nin adım adım izlediği Şimanski için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da devreye girdi. Valla 25 milyon euroluk teklif diyor. Kırmızı şeytanlar Ocak ayında teklif yapacaklar diyor ama ben çok ihtimal vermiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ee, şimanski de 25 milyon euro eder şimdi Allah var. Onu da bir şey diyemem. Ama bence şimanski satmak yerine sezon sonunda Ziyelinski'yi alalım. Seneye Ziyelinski, Şimanski. İsmail gitmezse İsmail'le orta saha. Osman Şenher Süper Kupa %90 yurt dışında. Ancak büyük olay çıkacak diyor. Nasıl yani? Milliyet yazarı Osman Şenher Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Süper Kupa'da ve değerlendirmelerde bulunduğu federasyonun baskısı yok diyor. Türkiye'de mi Suudi Arabistan'da mı yoksa Abu Dhabi'de mi oynanacağı kararını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi vermiyor diyor yalancının. Umayatsı'ya kadar yanarmış. Ve Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları verir. hiç kimse burada yanılgıya düşmesin. Bu kararda federasyonun en ufak bir baskısı yok. Şimdi Sayın Ali Koç ve Dursun Özbek maçın nerede oynanmasını istiyorsa federasyon ona göre hareket ediyor. İki başkan nerede istiyorsa ona göre hareket ediyor. Evet ben de Türkiye'de oynanmasını isterim. Düşünün olimpiyat stadında 40 bin Galatasaray 40 bin Fenerbahçe tarafları gelmiş. Türkiye için futbol bayramı olur mu olur. Ama bir de işin tersini düşünün. Şimdi işin tersini düşünün. Mustafa Hoca olayı. İki kulüp başkanı senelerdir birbirlerine sallayıp duruyorlar. İki kulübün büyük taraftarlarının çoğu birbirini düşman gibi görüyor. Orada 80 bin kişinin güvenliğini sağlamak için ülkedeki tüm polislerin olimpiyat stadına gitmesi lazım. O kadar da değil de. Bu riski kim göze alabilir? Bana göre hiç kimse alamaz. Bunun için ne kadar süper kupa finalinin Türkiye'de oynanmasını istesek de bana çok zor geliyor. %90 bu final yurt dışında oynanacak diyor. Şimdi e, ee, iyimser ya da kötümser bakış açısı diye bir şey var. Şimdi iyimser bakış açısı ya şimdiye kadar kötü şeylerde ne oldu ki? Ama kötümser bakış açısı aman ha dikkat. Ya bakın doğru ya doğru 800 bin euro eğer birinden 800 bin euro birinden gelecekse hiçbir şey diyemem. Ama ama 800 bin euro birine 800 bin euro bir hani sosyal medyada var diye işte kazanana 2 milyon euro kaybedene bir nokta bu gelecekse hiçbir şey diyemem marka değeri hem Türkiye'ne tanıtım hem cart hem jurt olur. Ama öbür türlü. Bu arada Luka Modric çok kötü oynadık. Ben Modric'in de konuşmalarını alayım. Şimdi Luka Modric Türkiye'ye mağlup olduk ardından açıklamalarda bulmuş. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Bu bizi biraz sarstı ama rakibimiz hak etti. Bizden çok daha iyi oynadılar. Hele yani orta sahada bir tane Spa vardı 16 numaralı diye. O çocuğu kesinlikle Real Madrid'e aldırmak istiyorum. Benim veli attım. Hatta benden bile iyi olabilir dememiş. Keşke deseydi. Oldukça kötüydük uzun zamandır da böyle oynadığımızı hatırlamıyorum. Her şey elimizde bir sonraki maça çıkıp çok daha iyi oynamalıyız. Yenilen golle ilgili konuşan Livakovic. Kimseyi suçlamamalıyız. Hatalarda oyunun bir parçası. Livakovic golden önce 3 önemli kurtarış yaptı. Artık önümüze bakalım. Kalede iyi hazırlanmalı çünkü bu maç artık çok önemli demiş. Türkiye'nin kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Yıldız oyuncu Türkiye bizi şaşırtmadı. Kaliteli bir takım olduklarını biliyorduk. Kaybettik. Bazen bu tip kayıplar oluyor. İtiraf etmeliyiz ki rakibimiz bizden daha iyiydi diyor. Son olarak paniğe gerek yok. Kendimize güveniyoruz. Zorlu maçlarımız var. Özellikle de Galler'e karşı hata yapma şansımız yok demiş. Şimdi gerçekten bak bütün samimiyetimle soruyorum. Hakikaten soruyorum. Real Madrid'e Arda'yı ihraç eden Fenerbahçe. İsmail Yüksek'i ihraç edemez mi? İkinci olay şu. Samet Akaydın. Abi yerin dibine soktunuz ben bir futbolcuyu beğeniyorsam yanıldığım oldu mu? Olmadı. Hatta bir kardeşimizin bir yorumu vardı. Şunu dedi hocam dedi senin beğendiğin hiçbir futbolcu tırt çıkmadı. Bugüne kadar yanıldığını görmedim bir kişi hariç. Kim lan dedim? Samet Akaydın dedi. Hocam sen Samet için dedin ki Türkiye'nin en iyi Türk stoperlerinden biri dedim. Ve Fenerbahçe keşke alsa dedin dedim. Fenerbahçe altında bayram ettin, ettim. Jesus'un sisteminde Samet çok kötü gözükecek Lütfen çöplemeyin. Samet iyi futbolcu dedin dedim. Ama Samet cihazın sistemde değil hocam. Samet anca çöpün biridir dedi arkadaşımız. Şimdi de ne diyor biliyor musun? Hocam diyor milli takımda gördükten Samet iyiymiş aslında. Arkadaşlar bakın Barış Alper Yılmaz. Ben Galatasaraycı'da Fenerbahçe'ye cilk yapmıyorum ama. Barış Alper'in kaçırdıkları gol olsa 4-0-5-0 yenebiliriz. Barış Alper'in pas vermek yerine kaleye vurdukları, Kerem'in pas vermek yerine kaleye vurdukları pas verilse Hakan Çalhanoğlu bir şey söyleyeyim. Şu an 89 kilo, 90 kilo falanım. Hakikaten Çalhan ondan daha iyi oynarım. Açın kanalda videolarım var. Bu kodum muydu oturturum? Uzaya değil. Bu ne lan? Milli takıma gelince Haydi'ye dönüşüyorsunuz. Allah. Bu arada anket yaptım. Samet Akaydın'a %1, Uğur Can Çakır'a %1, Barış Alper'e %3, İsmail Yüksel'e ise %5 oy çıktı. Yaklaşık 2000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen Ankette teşekkürlerimi sunuyorum orada ankete katılanlara. Yani durum bu. Samet Akaydın. Arkadaşlar bakın elimizdekini çöpleme konusunda üstümüz. Bakın bu çocuk bizim çocuğumuz. Yok hocam Trabzonlu. Trabzon'un çocuğu. Ya bizim çocuğumuz. Fenerbahçe'nin çocuğu. Türk milli takımıyla ikinci maçına çıktı. Geçer not aldı. Daha yaşı 29. Allah aşkına bir tek ben mi görüyorum? Yani bir tek bende mi göz var? Neyin gözü var? Merih Demiral. Çağlar Söyüncü. Hani Merih oynamıyor. Çağlar oynamıyor. Samet Akaygın oynuyor. 3.1 milyon euro piyasa değerinde. Abdülkerim Bardakçı'ya da buçuk görmüştüm Açık söyleyeyim bir fark göremiyorum. Hiçbir fark göremiyorum. Hatta ben, hani Samet Abdülkerim'den belki daha da iyi gözüktü gözümüze. Ama bir şey diyemem. Bu arada ee, Abdülkerim'in görümcesinin eltisi doğum yapacağı için Abdülkerim izin alacak mı onu da bilmiyorum. Ferdi Kadıoğlu anlatmaya gerek yok. İsmail Yüksek. Bu transfer market değerini 5.5'a çıkaran arkadaşlar şu anda herhalde utanıyorlardır kendilerinden. Yani. Çok da bir şey demek istemiyorum. ya. Neyse. Yolun sonu Türk Milli Takımı'nın Euro 2024'e gittiği bir e, şampiyonluk olsun. Bu arada ben Ziyelinski'yi kaybeden Durduk yere söylemiyorum. Önce bunu bilin. Simanski, Zielinski, İsmail orta sahası olabilir. Tabi Simanski'yi 25'e satmazsak. Her şey çok güzel gidiyor. İnşallah Fenerbahçe'de şampiyon olursa yolun sonu şampiyonluk olsun. İzlediğiniz için beğendiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanala abone olduğunuz için apayrı bir teşekkürümü sunuyorum. Her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. Bir de şunu bir kez merak ediyorum. Bu videoyu nereden izliyorsunuz? Ya bir tane memleket yazın arkadaş. Şuradan izliyorum diye. Merak ediyorum en çok nereden izliyorsan Mesela Nevşehir Kozaklı'dan izleyen takipçimiz var mı? Gerçi küçük bir kardeşimize avuzda dedim kanalımıza abone olur musun diye. Olur mu abi dedi. Mustafa Hoca diyeceksin abi demeyeceksin dedim. Tamam Mustafa Hocam dedi. Bakalım bulabilecek mi? Gençler zehir gerçi unutmazlar ama. Hadi bakalım. Arkadaşlar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.